Şimdi ilk karşımıza çıkan gündem maddelerinden biri biliyorsunuz e, yavaş yavaş narin olayı sona doğru gidiyor. Bakanın bir açıklaması vardı. Bakanın açıklaması şeyleri aydınlattı mı bazı soru işaretleri getirdim bilemiyoruz ama dün de biz bir haber vermiştik dün akşam yayınımızda 18 yayınımızda demiştik ki iki tane gizli tanık var diye ve o gizli tanıklar e, önemli bir konu devlet bununla ilgili bir çalışma yaptığını belirtmiştik ve sonunda yavaş yavaş artık o çalışma da sona geliniyor o kişiler de deli sunacaklar yani hani bir de yayınlarımızda şunu söyledik ya ya biz evet bir noktada bazı bilgiler veriyoruz arkadaşlar sizlerle paylaşıyoruz bazı bilgiler ama basın sızdırılan, basına verilen bilgiler dahilinde. Bakın hiçbir devlet kurumu bütün bilgileri sızdırmaz. Bazı bilgileri sızdırır, kamuoyu bunu tartışsın. En azından e, bak, kamuoyu hem bilgilensin, yani davanın sürecin ilerlediğine dair hem bilgisi olsun hem de bunu tartışsın diye bazı bilgiler kasten verilir. Fakat daha sonra bazen de o bilgilerin daha fazlası devletin elinde mevcuttur. Öncelikle bunu unutmayalım. E, bu konu oldukça önemli ve biz bunu e, vurgulamıştık yayınlarımızda da. Özellikle bugün Sayın Bakan da bir açıklama yaptı. Narin cinayetinde yeni delillerin TÜBİTAK'a gönderildi. Yani bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Yani hani biz diyoruz ya ya acaba hiçbir şey yok muydu kardeşim? Hani hiç mi bilgi yok? Hani devlet çözmek mi istemiyor gibi yorumlar çok geliyordu. Bununla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yaptı ve şunu söyledi. Cinayete ilişkin kamera görüntülerinin olduğunu ifade etti ve söz konusu görüntülerin TÜBİTAK'ta incelemede olduğunu da altını çizdi. Bakanın açıklaması şöyle. Karanlıkta hiçbir şey kalmayacak. Şu anda elde edilen deliller var, veriler var, ifadeler var. ifadelerdeki çelişkiler var. Yeniden ifadeler alınabilir, biliyor. Ve bu anlamda sorgu soruşturma aşamasında şu anda 12 şüpheli tutuklu. 3 adil, adli kontrol kararı verilen kişi var. 27'si şüpheli olmak üzere 241'i tanık olmak üzere bu soruşturma kapsamında 268 kişinin de ifadesi alındı. Bir takım DNA tespitleri var tespit edilen araçlar üzerindeki kriminal incelemeler var. Gerek jandarma kriminal laboratuvarlarının gerekse Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Başkanlığımızın, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığımızın elde ettiği veriler var. HTS kayıtları var. Kim kimin yoğun görüşmesi görüşmüş ve bunun yanı sıra kim kimle yoğun görüşmüş ve bunun yanı sıra bazı çakışmaları tespit ediliyor. Kimlerin hangi alanda o cinayet mahallinde kimlerin olduğuna yönelik baz istasyonu tespitleri ve baz çakışmaları ile ilgili şu anda çalışmalar devam ediyor. Bir takım tespit edilen kamera görüntüleri var. Bu kamera görüntüleri dün TÜBİTAK'a gönderildi. TÜBİTAK tarafından bir inceleme yapılıyor. Oradan da hem ses hem görüntü anlamında tespit edilen bazı evlerden elde edilen kameralarla ilgili TÜBİTAK'a da bir çalışma yapılıyor açıklamasında bulundu ee, ve konuya ilişkin şunları söylemeye devam etti. Ve burada özellikle hem elde edilen adli tıbbın ortaya koyduğu DNA tespitleri ve diğer veriler kriminal incelemelerde ortaya çıkan hususlar soruşturma gizli tabii ki yani elimizde çok delil var soruşturma gizliliğinden bazılarını açıklayamayacağız. İleriki günlerde açıklayacağız diyor aslında. Soruşturma kapsamında, gizlilik kapsamında özellikle teknik veriler ve delillerle ilgili kamuoyu yansımayan bazı hususlar da söz konusu. Tabii ifadeler avukatlar tarafından kamuoyu ile paylaşıldığında o ifadelerden yola çıkarak bir takım yorumlar, tespitler yapılabiliyor. Soruşturmanın selameti açısından özellikle farklı yorumlara neden olacak hususlardan açılmak gerekiyor. Dolayısıyla burada Narin kızımızın, Narin evladımızın katilini mutlaka bu soruşturma kapsamında tespit edilecek ve yargı huzuruna çıkacak. Burada hemen bak burası çok önemli. Narin evladımızın katilini mutlaka bu soruşturma kapsamında tespit edilecek ve yargı huzuruna çıkarılacak. Çok uzun sürmez ve bu anlamda açılacak bir davada yargılama neticesinde onun katili ya da katilleri yargı huzurunda millet huzurunda hesap verecekler ve biz bunun sonuna kadar takipçi ol olacağımızı hep söyledik. Sayın Cumhurbaşkanımız Narin kızımız kaybolduğu günden itibaren bu olayın üzerinde hassasiyetle duruyor ifadelerini kullandı. Bir an önce bulunması ve bulunduktan sonra da yine özellikle soruşturma aşamasını çok yakından takip etti. Cumhurbaşkanımız. Gerek Sayın Cumhurbaşkanımız gerek Sanım Efendi bu hususta gerçekten hassas olduklarını sürekli gelişmeleri yakından takip ettiklerini de ifade etmek istiyorum. Konunun sonuna kadar takipçisi olduğumuzu bir Adalet Bakanlığı olarak teknik olarak her türlü desteği özellikle soruşturma kapsamında veriyoruz. Yani bazı bilgilerimizi net bir şekilde açıklamamış olsak da biz elimizde çok ciddi deliller var diyor, veriler var diyor. Ve bazı kamera ve ses görüntüler var diyor. Bunlar da TÜBİTAK'ta inceleme altındadır. Adli tıp kurumundan da gelen DNA sonuçları var diyor. Bunlara baktığımızda aslında bazı şeyleri yavaş yavaş netleşeceğini görüyoruz. Şimdi şu konuya bir kere açıklık getirelim. Tabii ki bu konuya inanan inanmayan herkes olacaktır. Yani %100 kimse inanamaz, %100 kimse inanmak zorunda da değildir. Fakat bu yargılama... Unutmayalım ki resmi sonuçlar yani hukukun ve adli kolluk kuvvetlerinin elde ettiği deliller sonucunda bu yargılama yapılacaktır. Bu yargılama bu tarz yapılacağı için e, bu konuda özellikle tabii ki yargı mercilerine, güveneceğiz. Adalet Bakanlığı'na güveneceğiz. Yapacak başka bir şey yok ama biz gazeteciler olarak ne yapıyoruz? Oradan yani bölgeden aldığımız diğer bilgileri de paylaşıyoruz. Artık bölgeden çok sona akıyor mu? Akmıyor. Tabii ki bölgeye hani herkes girip çıkamıyor yani yaşanan olay yerine. Basın kartı olan gazeteciler sadece girebiliyor. Basın kartı olmayan herhangi bir birey giremiyor. Onu öncelikle söyleyelim. Çok öyle rahatlıkla mezarı ziyaret edebiliyor ama olay yerine ve köyü en azından gezemiyor.